Her Şey Ekonomisi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Aslında tamamen duygusal bir konu konuşacağız efendim. Ekonomi kanalında başka ne konuşabiliriz diyelim. Tamamen duygusal, yani parayı konuşacağız ve Para Koçluğu kitabının yazarı Pelin Narin Tekinsoy, aynı zamanda profesyonel para ve yaşam koçu, stüdyomuzda aslında paraya dair her şeyi konuşacağız. Zor evet, mudur Pelin evet, Hanım? Evet. Aslında iki isminiz var. Ben izninizle Pelin Narin Hanım diyeyim. İkisi de çünkü çok güzel. İkisini de kullanmak istiyorum. Peki. Önce kitapla başlayalım mı? Olur. İsmi çok güzel. Tamamen duygusal. Aynı zamanda meditasyon yapan bir hanımefendi görüyoruz efendim. Evet. Tamamen duygusal olan nedir burada? Tamamen duygusal olan aslında paranın ta kendisi. Para bizim hayatımızdaki en zayıf halkalardan biri. Özellikle de bugünlerde. Çünkü insanın para olduğu kadar güçlü olduğu, para olduğu kadar otorite olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla hani para çalışmak benim için çok heyecanlı ve bir o kadar da nasıl diyeyim öğrendiğim bir şey. Her dakika bir şeyler öğreniyorum para çalışırken. Belki hani bunu anlatırken şunu girerek başlamakta fayda var. Niye para çalışıyorum? Evet, yani çünkü sizin İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, şimdi oldukça zorlu bölümleri söylemiş olacağız. İnşaat mühendisliği efendim, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümünden ilk defa duyduğum bir alan ama oldukça zor olan olduğuna benziyor. Oluyorsunuz ve daha sonra transandantal meditasyon tekniği alıyorsunuz. Bununla tanışıyorsunuz. Yani bölüm işinizi yapıyor musunuz şu anda inşaat mühendisliği? Kısmen yapıyorum ama daha çok koçluk kısmına yönelmiş durumdayım. Aslında halkın daha net anlayacağı bir bölümüm var. Harita mühendisliği. Öyle geçer. Evet. Tapu kadastro dediğinizde daha rahat onu anlarsınız. Evet. Daha rahat bildiğim anlarsınız. Bildiğim bir alan. Evet. Dolayısıyla onun fakülte bölümünü bitirdikten sonra 98'de transandantal meditasyon yapmaya başladım ama... Nedir bu? Transandantal meditasyon aslında bir yöntem. Meditasyonların da hani babası diyebilirim. Çok eski kadim uygarlıklardan beri biliyorsunuz ki insanların mental olarak kendilerini yetiştirdikleri teknikler var. O tekniklerden biri. Bunu geliştiren, dünyaya yayan da Maharishi diye buna sahip olan bir Hintli fizik profesörü. Dolayısıyla bu sistem Hollanda'da kuruluyor, Ayurvedik çalışmalar yapılıyor, bir üniversite kuruyor ve oradan doktora tezi de verecek kadar bilimsel çalışmalar var. Fakat burada kitabın aslında kapağında meditasyon yapan bir hanımefendi görüyorsunuz ki o benim animasyonum. Bunun sebebi şu, içsel dengelerinizi yakaladığınız sürece para size gelir. İç dengelerinizi yakaladığınız sürece. Dolayısıyla iç denge neyle ilgili? Aslında duygularla ilgili. Duygusunu yöneten parasını yönetir diyorum. Nasıl yani? Yani şöyle, burada tabii ki iş de önemli, gelir de önemli. Ama burada tamamen duygumuzu düzgün yönettiğimiz zaman daha fazla para mı kazanmış olacağız? Kesinlikle öyle. Tam da onu söylüyorum. Harika. Çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren hayallerimizden vazgeçerek büyüyoruz. Ne demek bu hayallerimizden vazgeçerek? Aslında okul dönemleriyle birlikte... çok hareketli bir çocukluk dönemi geçirirken aman yapma çocuğum, dur çocuğum, koşma çocuğum, yeme çocuğum filan gibi bir sürü komutla aslında hard diske bir şey atılıyor, bilgi formasyonu atılıyor. Hep yasaklar. Yasaklar, evet. Dolayısıyla biz neyi yapıp neyi yapmayacağımızı daha o yaşlarda kendimize kodlayarak gidiyoruz. Şimdi harita mühendisliği bir parça matematiktir. Dolayısıyla doğru bir matematik bilginiz olmadığı sürece harita mühendisi olamazsınız. Orada da kod denince sıfır ve birler, yani matrisler girer işin içine ve matris benim için çok yabancı bir bilim dalı ya da matematiğin içerisindeki bir konu değil. Şimdi baktığınızda duygular da aslında bir makine gibi düşünün. İnsanı zaten yaptılar Sophie. Yani evet. Bütün bu ölçüler. Oraya doğru gidiyoruz evet. Artık bu üç boyutlu organlardan. Evet, dolayısıyla burada en çok çalışılamayan yer duygu. Bakın Sophie'ye yaptılar bir sürü... nasıl diyeyim, bilgi donanımı var, algoritmaları ama çok yüksek, duygusu yok. Evet, dolayısıyla insan duygusunu yönetebildiği sürece her şeyi yönetir ve parasını da yönetir. Şimdi benim 2008'de başlayan bir maceram var. Dolayısıyla baktığınızda 11 sene oldu. Bu işe niye bu kadar çok gönül verdiğime dair. 2007'de ben bireysel bir koçluk aldım. Sonra dedim ki bu muhteşem bir şey ve herkesin bunu tanıması lazım. Hı hı. 2008'de ben bir eğitim aldım ve sonra dedim ki, koçluğun şöyle bir tanımı da var. İhtiyaç olan her şeye koçluk yapılabilir. Kişinin neye ihtiyacı varsa. Dedim ki ya para aslında en önemli şey. Çünkü insanlar... Tabii bütün amaç gaye para kazanmak. Para kazanmak, evet, parayla ilişkiler.
Ondan sonra dedim ki tamam ben para çalışacağım. Ve o günden itibaren, 2008'den itibaren para çalışıyorum. Ve para koçu olarak da kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Fakat burada enteresan olan, o dönemde şunu da söylemek lazım. TEP, Türkiye Ekonomi Bankası'nın böyle bir çalışması vardı. Ondan önce bir, yani Türkiye'de böyle para çalışan kimsecikler yoktu. Sonra bunu ne yapabilirim? Biraz da Serde Mühendislik var tabii. Kitabın sonu nokta insan ilişkisiyle biter. Yani dünyada nokta, insanda da duygu aslında, değişimlerinin nasıl aslında entegre olduğu, birbirlerinin insanın doğadan ayrı bir varlık olmadığını ifade edecek şekilde kitapta ifade ediyoruz. Şimdi günümüze gelince neden bu kadar para önemli? Aslında önemli olan tek şey ilişkiler. İlişkiyi doğru tuttuğunuz sürece, doğru yönlendirdiğiniz sürece para da size gelir. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar hani kalp kırmayın, insanlara nefretle bakmayın, ikilik çıkarmayın ya da kendinizi doğru tanıyın diyorum. Para koçluğunun aslında temeli bu. Kişinin ağzından çıkanla fikri, en derindeki fikri ya da en derindeki duygusu bu olmadığında hayallerini gerçekleştiremiyor. Ya da yapmak istediği şeyleri yapamıyor. İşte bütün o sizin bana biraz önce sorduğunuz ve bu kadar geniş parantezle anlattığım yer burası. Küçük paralarla büyük işler yapılır mı? Yapılır. Şimdi şöyle, burada tabii ki tasarruf, harcamalar, gelir gider dengesi. Siz bunları peki öğretiyor musunuz? Bunları öğretiyorum ama bunda... Ve esas enerji üzerinden anlatılır. İletişim üzerinden ve duygu üzerinden. Duygu üzerinden, evet. Eğer duyguyu da bir enerji olarak tanımlarsak, evet şu anda duygu hem bedensel olarak ölçülebilen bir şey, ne denir? Metrik bir ifadesi var. Yani kızgın olduğunuzda, öfkeli olduğunuzda, kıskandığınızda, sevgi dolu olduğunuzda bir frekans yayıyorsunuz ve bu ölçülebiliyor. Dolayısıyla insan sesiyle bir sonuçta ses ölçülebilir bir şey, hani baktığınızda dokunabilir bir şey değil ama ölçülebilir bir şey. Gözle baktığınızda ne kadarını görebildiğiniz, o yüzden gözlük takıyoruz. Evet. Yani ölçülebilir bir şeyin üstünden gidiyoruz. Peki böyle o zaman ben size geldiğim zaman diyelim ki Pelin Erdinar'ım ve çok öfkeli diye bir yapım var ya da çok çabuk böyle sinirlenebilen, pardonabilen bir yapım varsa ben sizce parayı tutabilir miyim? Hayır, tutamazsınız. Ne yapmam gerekiyor? Sakinleşmek mi gerekiyor? Evet, sakinleşmek gerekiyor çünkü öfke tetikleyen bir şey. Dolayısıyla öfkeli olduğu anda kişi ne yapmak ister? Mutlu olmak ister. İyi hissetmek ister temelinde. Ve dolayısıyla iyi hissetmek için ne yapacak? Elindeki parayı onu iyi hissettirecek şekilde harcamaya yönelecek. Belki yemek yiyecek. Eğer erkekse özellikle erkeklerin aksesuarları nedir işte? Telefon, saat ya da araba varsa arabadaki aksesuarlara düşkünlükleri daha farklı. Kadınların daha farklı ihtiyaçları ve kendilerini göstermek için. Kadınlar hep şey derler ya, daha çok alışveriş yaparlar, evet, erkekten daha fazla. Evet. Sizce bu neden o zaman kadınlar daha çok alışveriş yapıyor? Eğer istatistik olarak bu genel geçer bir kabulse. Şöyle, bu da genetik kodlarımıza dayanıyor. Ta erkeklerin avcılar, kadınların da toplayıcılar kısmına kadar gidiyor. Yani neredeyse 90 bin yıllık bir hikaye. Tabii. Genetik kodlarda da erkeğin avladığı, sadece tek hedef gördüğü bir yapı var. Şu anda da öyle. Yani erkekler bir kıyafet almak için ya da bir aksesuar almak için günlerce dolaşmazlar. Tabii. Beğenirler, alırlar. Ama kadınlarsa onların avladığı hayvanı nereye düştü, hangi otun arasında, kaç metrede, arkasından hemen koşmam lazım, yetişmem lazım erkeğe diye daha fazla detay içerisinde boğulurlar. Ve baktığınızda alışveriş hikayesi böyle. Günlük aslında konuşma literatürü de öyle. Siz bana bir şey soruyorsunuz, ben şimdi 50 tane şey söylüyorum. Yani kadının kelime dağarcığı, detaylar o kadar fazla ki. Dolayısıyla bu psikolojik yapının gelişmesinde de çok önemli çocukluktan bu yana. Erkek bireyin hani doğduktan sonraki psikolojik ve sosyal yaşantıdaki kendi kabul görmesi ve kendi kabul etmesiyle kadınınki aynı değil. Şimdi bunu niye bu kadar rahat söylüyorum? Ben tabii okumalara doymadım. Bu sene Şubat'ta Altınbaş Üniversitesi'nin yönetici koçu ve mentorluk programı var. Oradan mezun oldum. Yüksek lisans programı MBA bitirdim. Şu anda da Aral Üniversitesi'nin psikoloji yüksek lisansını okuyorum. Aynı zamanda da psikoterapi eğitimi alıyorum. Şimdi dolayısıyla para zaten psikolojinin içerisinde davranış bilimleri konusu altında işlenen bir konu. Hava durumu paranızı, para harcamanızı etkiler.
ya da sabahleyin kalktığınız zaman mutlu ya da mutsuz olmanız sizin para kullanmanızı etkiler. Dolayısıyla ilişkilerinizi de etkiler. Tabii. Yani kalktığınız zaman yataktan eğer o gün kendinizi iyi hissetmiyorsanız kimse size bulaşmasın istersiniz. Dolayısıyla bunu dengeleyebiliyorsanız o zaman para da size gelecektir. Peki ülkemizin genel karakterine baktığımız zaman, insan profillerimize baktığımız zaman Türkiye tasarruf etme eğilimi karakterinde olan bir ülke mi? Kişi olarak düşünürsek Türkiye'yi yoksa biz de öfkeli ve çok para harcayan bir kişi mi Türkiye? Öfkeli demeyelim de heyecanlı, meraklı, yerinde duramayan, her şeyi merak eden ve çabuk tüketen bir çocuk gibi düşünelim. Buyurun, yani tasarruflarımız düşün. Evet, yani her şeyi tutturan ve hemen ne denir, hevesini alıp o işten vazgeçen bir çocuk durumundayız. Dolayısıyla tüketiyoruz. Sürekli tüketiyoruz ve yerine koyma, entrepreneur yani girişimci hikayesi bizde çok az. Dolayısıyla ne oldu? Son günlerde işte bu startuplar bu sebeple ortaya çıkmaya başladı. Çünkü geri dönüşüm, işte yeniden yapılanma tarım sektörü, bütün bunların dağılımı aslında bu duygusal yapıyla ilgili. Şimdi bu kadar heyecanlı bir millet yerinde duramıyorsa tarım yaptıramazsınız yani. Daha belki reklam sektörü atıyorum ya da daha böyle eğlenceli işler yaparak ya da tarım sektöründe eğlenceli hale getirerek artık parayı da yönlendirmek ya da yönetmekte fayda var. Peki ekran başındakilere ne tavsiye edersiniz? Yani işte ay sonunu zor getirdiğimiz ya da işte kredi kartı harcamaları fazla olan kişiye en temel olarak ne yapması gerekiyor? Duygularını yönetmesi lazım. Bunu hep söylüyor. Şimdi şöyle belki şunu küçücük anlatalım. Kredi kartı kullanımı haz yaratır. Fakat nakit kullanımı kişide acı yaratır. Ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla haz yaratan şeyden uzak durmak lazım. Kredi kartlarını atıyorum. Mümkün olduğu kadar azaltın diyelim. Çünkü atmak mümkün değil. Keşke atabilsek. Tabii. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar biraz önce de söylediğim gibi kredi kartlarını azaltın. Acıyla öğrenir insanoğlu. Dolayısıyla bu acıyı kontrol etmeyi de öğreniyor, yönetmeyi de öğreniyor. Ve hayatında kendiyle ilk önce barıştığında, kendiyle ilişkileri doğru şekilde kurduğunda başkalarıyla da dengeli ve nasıl diyeyim ona fayda sağlayacak şekilde yönetebilir. Dolayısıyla parayı da yönetebilir. Tabii. Bu duyguları yönetmek işi zaten bence burada zor olan nokta. Peki mesela siz ekonomi... Para koca ekonomi çok iyi bilmeli mi? Hayır. Onu sorsam. Hayır. Ekonomiydi yani Fed'i ya da dünyayı takip etmeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Çünkü daha bireyin kendisinin para kullanımı ve paraya karşı duyduğu duyguların ne olduğunu bilmediği sürece siz Fed'i bilin. Hiçbir şey ifade etmez. İlk önce hani bu temel emeklemeye başlamak gibi düşünün. Duygularını tanırsa kişi parayı nasıl yönettiğini de bilir. Yani... öfke, biraz önce söylediğiniz için söylüyorum. Öfkelenen bir insan eğer parayı tutmayı, kullanmayı öğrenirse ondan sonra Fed işlerine de girmeye başlayabilir. Evet, ondan sonra tasarrufu nasıl değerlendirebileceğini aşamasına gelecek. Şimdi para ve başarı arasında bir korelasyon var mıdır efendim? Kitapta öyle bir nokta gördüm. Hayır, öyle bir nokta yok. Kitapta var ama gerçekte yok. Yok, yani. Şöyle, para ve başarıyla ilgili bir başlık var, doğru söylüyorsunuz. Fakat bu daha çok parası olan daha çok başarılı olur diye bir nedeni düz mantık ya da doğru orantıyla artan bir durum değil. Evet. Çünkü o zaman neden hani insanlar daha fazla paraya sahip oldukları halde niye mutsuzlar? Ya da çok iyi işlerde oldukları halde, saygı ve hürmet gördükleri halde hala niye yalnızlar? Evet. Bunda bir doğru orantı değil ama başarı tanımını doğru anlamak lazım. Yani bir çöpçü de çok başarılı olabilir. Dolayısıyla az maaş ya da çok maaş ya da çok para kazanmaktan ziyade kendisine olan insanlık, kendi kişisel gelişimiyle ilgili, insanlığıyla ilgili o duygu yönetimi. Ne nasıl? Şöyle bir söz de var ama yani şimdi Pelin Hanım, para parayı çeker derler ya. Hani bu nereden çıkmış? Örneğin bu enerji ya da duygu bileşimi var bunun altı yoksa para parayı çeker. Zengin zaten zenginse bir şekilde para ona mı geliyor? Şöyle, bu bir temel inanç. Dolayısıyla para parayı çekerse parası olmayan da parası olmaz mantığıyla aslında kişileri bir döngüye sokuyor. Ben buna kitapta feleğin çemberi diyorum. O feleğin çemberi kırmak bizim elimizde. Fakat hani parayı iyi değerlendirirseniz gerçekten size para olarak döner. Çünkü iyi çevreler edinirsiniz, iyi insanlarla karşılaşırsınız.
her şey iyi oldukça zaten size para çoğunlukla gelir. Önemli olan burada parayı doğru kullanarak bana nasıl geri döndüğü. Şimdi açıkçası şimdi Para Koşu kitabı Mayıs'ta 3. baskısını yapıyor. Çok enteresandır. Hani sabır etmeyi bilmek lazım. Evet. İnsanlarla ilişki kurmak. Çok bende yok sabretmek. İlişki kurmayı çok iyi bilmek lazım. Sabır zaten öfkeyle ilgili. Eğer sabır edemiyorsanız öfke kontrolünüzü ya da duygu yönetiminizi bir daha gözden geçirmekte fayda var. Şunu soracağım Pelin Hanım. Siz mesela bu alana yöneldikten sonra zengin oldunuz mu? Yani çok paranız oldu mu? Şimdi doğru soru şu. Zengin mi oldunuz yoksa kazandığınız para sizi gerçekten mutlu ediyor mu? Ya da öyle soralım. Evet. Ya bana göre mutluluk eşittir zenginlik. Evet. şimdi bu sizin ağzınızdan çıkanla aslında niyetinizin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Bütün çalışmalarda bunu gösteriyoruz. Yani biz ağzımızdan bir şey çıkarken aslında en derinde onun bu çıkan nesneyle ne kadar paralel olduğuna bakıyoruz. Eğer paralellik yoksa zaten demek ki ters giden bir şeyler var. Onu gösteriyoruz. Şimdi ben paramla o kadar mutluyum ki hayal edemediğim şeyleri yapıyorum. Bir ikincisi de şu. Şimdi yayındayken Amerika'dan onay geldi. Bir eğitim yazıyorum ve o eğitiminde onayı alınmış durumda. Süreçler başladı. Bunu yönetebiliyorsan, para kitabının üçüncüsünü basabiliyorsan ve hatta para kitabının İngilizce'ye çevrilip bütün 40 mecrada ve internet ağında satılmasına sebep olacak neyse. Evet. Ya şimdi baktığınızda bunu parayla mı yaparsın, ilişkilerle mi yaparsın? O yüzden hani ilk önce ilişkilere bakmakta fayda var ve ben her zaman şunu söylüyorum. Lütfen kendi kişiliğinizi tahlil edin. Çünkü bankalar ve piyasa aslında yönlendirebilmek için, algı yaratabilmek için ya da hizmetlerini özellikle para sektöründe satabilmek için insanların duygularını kontrol ederler. O yüzden birileri sizin duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmeden siz kendinizin evet, duygularını kontrol etmeyi öğrenin. Aslında bir şeyleri alman ne kadar kolay olduğunu ima eden reklamlar da var. O zaman ben Pelin Hanım size geldiğim zaman kafamda şöyle bir pragmatik duyguyla gelmiyorum. Hani çok zengin olacağım, çok para kazanacağım şeklinde bir zaten içsel bir duyguyla geldiğim zaman hani bu olmaz. Burada parayla nasıl mutlu olabilecek veya nasıl bir hayat kurabileceğimi sanırım düşünmem gerekiyor. Özetleyeyim, parayla ilişkim ne? Parayla ben nasıl bir ilişki kuruyorum? Yani parayı bir insan gibi düşünecek olursak, bir anne, bir baba, bir arkadaş, bir sevgili gibi düşündüğümde ben paraya nasıl davranıyorum? Para eğer benim elimin kiriyse, işte az parada emek, çok parada yalan ya da öyle bir atasözümüz de var. Yani hep bunları böyle kişiselleştirirsek, işte parayı gömmek, yani gömmek fiili bir kere, insana dair bir şey. Tabii. Dolayısıyla bir sevgili bir birey gibi davrandığımız sürece parayı nasıl görmemiz lazım? Yani ilişki boyutunda bakıyoruz aslında paraya. Biz parayı araç diye bakmıyoruz. Hep bir amaç ve o amacın arkasından koşuyoruz. Aslında hayallerimizi gerçekleştirmek araçtan başka bir şey değil. Evet. Ama onu elde etmek, işte sevgiliyi elde etmek, işi elde etmek, anne ya da kardeşlerle iyi ilişkileri elde etmenin peşinde koşarken aslında parayı da kişiselleştiriyoruz. Ve bir bakıyoruz ona kızıyoruz. Tüh Allah kahretsin bende niye bu kadar yok, onda var. Bu ona değer bir insan değil ama benden daha fazla para kazanıyor. Bu da hayatımız tamamen mahvediyor. Evet. Dolayısıyla parayı kişiselleştirmekten uzak tuttuğumuzda, onu bir meta, hayallerimize giden bir araç ve onun için nasıl diyeyim, az ya da çoğundan, hani onun az ya da çok olmasına odaklanmaktan ziyade ilişki kurabileceğim bir insan gibi görürsem hepsi değişecek. Çözülmüş hocam. Evet. Şimdi o zaman kitabın mottosunu mu diyelim, sloganını mı diyelim daha net alın. Gerçekten tamamen duygusal. Çok teşekkür ederiz Pelin Hanım vermiş olduğunuz bilgileri. Ben çok teşekkür ederim. Efendim. Profesyonel Para ve Yaşam Koçu Pelin Narin Tekinsoy'la aynı zamanda Para Koçlu kitabının yazarı. Gerçekten tamamen duygusalmış efendim bu para yönetimi diyelim. Ve izlediğiniz için de teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.